ya. Talat abi, çok benzeşiyoruz. Tornacıydım. Yani... çok benzeşiyoruz. Şundan dolayı çok benzeşiyoruz. 10 kardeşli bir ailenin en küçüğü müydün? En küçüğü. Benim gibi afarasın sen. Evet, evet. Ben de 9 kardeşli bir ailenin en küçük çocuğuyum. Kalabalık bir ailede büyüdün ama bildiğim kadarıyla rahmetli olan sayısı biraz fazla. Fazla. Doğru mu? Oralara hiç girmeyeceğim. Bende de öyle şeyler var. Vefat etmiş olan 2 tane abim var. Sizlerden uzak. Yani sağlık, uzun ömürler dileyerek devri devam ediyor muhabbeti ama amin cümlesinin. İnanılmaz bir hikayem var senin. Özellikle babanızın memur olmasından kaynaklı, devlet demir yollarında çalışıyor olmasından dolayı sürekli böyle bir seyahat halinde, sürekli bir yerden bir yere gitme halinde falan. Nasıldı o yıllar? Nasıl bir hikayeydi? Nasıl bir yolculuktu? Bir sürü bir şey deneyimlemişsin. Çünkü şeyi fark ediyorum ya, senin aktörlüğünde böyle aksanlarla ilgili yörelere olan hakimiyetin falan çok dikkat çekici. Bu ciddi bir katkı sağlamış olsa gerek sana da ondan dolayı söylüyorum. Evet, yani yaşanmışlığın getirdiği şey, kendi içinde onu sanat üzerindeki performansını nasıl yansıtırsın şeyi başlıyor, cümlesi başlıyor zaten. Hı hı. Sarıkamış'ta doğdum ben. İşte Erzurum, Samsun, İzmir, Ankara böyle dolaştık. Hani derler ya şu andaki pedagoglar, eğer bir yerden bir yere taşınacaksanız çocuğunuza anlatın durumu ki travma yaşamasın diye. Benim babam gelirdi eve, tayinim çıktı, gidiyoruz derdi. Ne travması yani? Ben en azından kendi adıma bundan bir hikaye çıkarmaya çalışırdım. Çok da güzel hikayeler oluştu. Yani çok zor koşullarda büyüdük. Zor koşullardan bir tanesi aslında o kar dediğimiz hikaye. Ve ben kar çocuğuyum. Hatta rahmetli anama derdim ki, ana ben ne zaman doğdum? Hani şu anda popüler olan şey var ya, astrolojinize baktırmak. Anam da şey cevap verir, ne bileyim oğlum, dışarıda kar yağıyordu. Aynısı, yemin ederim. Evet. Hava soğuktu. Evet, evet. Mehmet'in düğünü vardı. Benziyor değil mi abi? Tabii tabii, çok benziyor. Ama şeyin, o karda yaşamanın tadını çıkarmayı öğrendim. Kar hiç sevmiyorum Talat abi ya. Ya keşke, ya çok tabii abi. İstanbul olunca... İçen. Bostancı olunca, tornacı olunca ve sen bugün buraya geldin, yaz mevsimi yaklaşıyor ya. Kar hiç sevmiyorum. Sen ne, hangi ay doğumlusun? Bunun aylar... Şubat. Aa, tam Şubat. Kar çocuğu. Tam kar ben çocuğu. Ben Mart doğumluyum. Bayılırım kar. Kış, Burç kar. Ne? Koç bayılırım. Mu? Koç mu Burç? Balığım ben. Ha, ben Koç. 23 Mart. Ha, 23 evet. Mart. Ben 18 Mart Çanakkale Zaferi ile çıkmışım. Bu sene hiç... Şimdi... Bu sene yaz hiç gelmedi. O yüzden çok sinirim bozuk. Pardon, gelecek sözüm. Gelecek, merak etme. Sorumlusu benmişim gibi hissettim bir an. Ne yapacağımı bilemedim. Abi gerçekten çok sinir bozuldu ama ya. Doğru söylüyorsun, adama dönüp bu sene hiç yaz gelmedi. Ne yapayım? Hayırdır falan diye. Bana pardon daha... Buyurun. Şöyle Talat abi, o yapıyor olduğun o demir yolu seyahatleri sırasında girdiğin o çeşitlilik, tanık olduğun o hikayeler vesaire falan böyle bir oyun gibiydi miydi? Tabii oyun tabii. Miydi yani şey için? Vardı mesela Erzurum'dan Samsun'a taşındığımızda Samsun'da ev aranıyor, bulunmuyor, bir tane ev bulundu ama şey, farelerden geçinmiyor. Ve biz demir yolcu çocuğu olduğumuz için işte bize hem permi hakkı veriliyor seyahat için bedava. Permi de, nedir? Bilet. Yani bilet, bedava, ha, bilet. Bedava bilet. Demir yolu diliyle permi. Ve eşyalarımız taşınsın diye de vagon veriliyordu. Ve biz Samsun istasyonunda 20 gün yaşadık. Rahmetli anam, rahmetli yengem vagonun içini temizlediler. Bir taraf yatak odası, yer yatakları vardı zaten. Bir taraf mutfak dediğimiz kısımda bir şeyle, gazla çalışan bir ocağımız vardı, gaz ocağı. Bütün yemekler orada pişiyordu ama sabah abim ziraat mühendisiydi rahmetli. Vagondan takım elbise giymiş, önü ilitlenmiş ve evden çıkıyormuş gibi istasyona inerdi. Hayat Treni filmine benzettim ben bunu ya. Aynen. Bir yerden bir yere giderken orada bile bir hikaye kurulmuş. Tabii tabii. Yani. Senin o dönemde yapıyor olduğun şeyler senin ruhunda böyle bir çocuk bırakmış. Ben onu hissettim. Çok. Şuradan dolayı hissettim. Hazırlanırken programa misafirlerimizle ilgili özellikle sende şeyle çok karşılaştım böyle. Bir sürü bir challenge yapmışsın. İşte bir çocuğu yaptığı minik bir harekete... Sen de eşlik etmeye çalışmışsın falan. Onlarla ilgili çok güzel bir şey hazırladık. Böyle bir izleyelim. Onun üzerine de sohbet ederiz hep birlikte. Teşekkür ederim. Buyurun.